kadar sempatik bunlar böyle. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Garip Esma Selim'e. Balayı çiftimiz. Evet. Komik ama öyle değil mi? Harika. Tebrik ederiz. Kimliklerinizi alabilir miyim? Tabii, derhal. Evet. Teşekkürler. Yalnız zamanlamanız harika. Çünkü bugün Uludağ Kayak Fest var. Gece boyunca gençler çok etkinliklerimiz olacak. Çok eğleneceksiniz. Harika bir tatil sizi bekliyor. Harika. Biz zaten bugünü özel olarak seçtik. Süpersiniz. Odalarınız hazır. Teşekkür. Vallahi çok huzursuz garip yani. Bir de bu zamanı özellikle ayarladık diyorsun. Evet, tabii ne yapalım yani, sana festivalsiz tatil mi yaptıracaktık ha? Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Aklındaki bütün düşünceleri şimdi burada bırak. Şurada birkaç gün geçireceğiz. Tam tadını çıkaralım, olur mu? Ne söz vermiştik birbirimize? Hı? Ben bir süredir Doktor İbrahim'le görüşüyorum. Türlü tetkiklerden sonra benim Alzheimer olduğumu söyledi. Önümüzde uzun ve zorlu bir süreç var. Ben üzerime düşeni yapacağım. Sizi, bizi, ailemizi unutmamak için var gücümle savaşacağım. Şey gibi kadın. Ne sorarsan sana günü, saati, tarihi ne kadar bildiriyor, söylüyor. Aktif de bir kadın. Bu hastalık nasıl buldu onu ya? Yani ben günlerdir araştırıyorum ama tam öyle senin düşündüğün gibi bir hastalık değil. Önüne geçmek değil de yavaşlatabiliyormuşsun. İşte ne bileyim bazı. Sen biliyor muydun? Çok yakın bir zamanda öğrendim. Faruk, annen kendi söylemek istedi. Gerçekten saygı duymak zorundaydım. Ne olur anla beni.
senin annen. O hastalığı yanına alıp hayatın nasıl güzel yaşanacağını öğretecek bize. Bunu biliyorsun değil mi? Uyku tutmayanlara beni de yazın. Bunun bir taktik olma ihtimali yoktur değil mi? Hani böyle gariple yaşamaya. Ne bileyim yumuşak bir geçiş. Ölümü gösterip böyle sıtmaya razı etmek. Buyurun efendim. Oo. Hayırlı olsun abi. Efendim. Allah bir yastıkta... Yani sağlıklı, uzun ömürler, mutluluklar dilerim efendim. Harika, harika. İyi eğlenceler. Yani otelimizin festivalleri oldukça eğlencelidir de... ...ben onu kastetmiştim. İyi geceler efendim. Evet. Sağ olun efendim. Ya Rabbim, balayın çifti olduğumuz bilgisi bizde kalsaydı olmaz mıydı yani? Yahu, bana kalsa ben seni şu odaya girerken kapatırım. Ama tabii gücük gücük yapacağını düşündüğüm için söylemedim diye. Esma, Boran, Selimer. Ya. Seni o merdivenlerde gördüğüm zaman ilk gördüğüm günü hayal ettim biliyor musun? Ben de. Ama biliyor musun gene mi gelgitler yaşıyorum diye de korktum. Ya bırak bu korkuları be kadınım ya. Bırak bunları. Senin yanında kim var? Ha? Kocan. Ben seni kimselere bırakmam, tamam mı? Kimselere bırakmam. Hadi bakalım gel. Şimdi aşağı inip yemek yiyelim artık değil mi? Sen sabahtan beri hiçbir şey yemedin ya. Sonra da gecelere akarız. Bu gece şöyle dolu dolu eğlenelim diyorum. Senin için çılgın planlarım var. Ne gibi? Bunlar söylenmez, yaşanır tamam mı ha? Takıl bana, hayatını yaşa. Hadi bakalım, koş. Ne çok istemiştik değil mi buraya gelmeyi? Ne? Ama
zaman biziyle buraya getirdim işte. Çocuklarla da geliriz değil mi? Tabii. Çok severler onlar da kaymayı. Evet ya, aklımıza ne zaman cırt çıkar geliriz buraya değil mi? Her şeyi ne güzel hatırlatıyorsun. Ama senin elin benim elimde olunca hafif gibi her şey. Kendimi kuş gibi hissediyorum o zaman. Evet, artık ısındık mı arkadaşlar? O zaman parti time. Dans etmeye gerek yok. Hadi gel. Hadi gel. Yok ayıp yok. Olsun. Teşekkürler hayatım. Afiyet olsun tatlım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yapacağız? Yani ben annemi bu durumda bırakıp bir yere gidemem. Yok canım, kimse gitmeyecek de. Yani kalacağız. Kalınca ne yapacağız? Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence şu an en büyük şansımız Garip Bey. Bence de. Yani aşktan daha güçlü ne iyileştirebilir ki bir insanı, değil mi? Ay nasıl bakıyorlardı dans ederlerken birbirlerine ya. Hani annem merdivenlerde inerken. Ay. Sanki 18 yaşına geri dönmüş gibiydiler. Vallahi bu halleri ümit veriyor bana. Bana da. Ne çok güzeller ya. Ne yapıyorlardır acaba şimdi? Yatmışlar mıdır? Yatmışlar mıdır? Böyle uyumuşlar mıdır anlamında? Uyudular mı acaba? Şimdi ne yapıyorlar yani? Şaşırttın, bin ne diyeceğim yani. Şey oldum ben de, hani bir söyleyemedim. Merak ettim ne olmuş yani. Ne saçma soru ya. Ne yapacaklar, görmedin mi kadının halini giderken? Perişan halde.
bizden beter durumdadır. Ne yapacaklar? Evet. Ya saatte kaç oldu zaten? Kesin yapmışlar. Ay! Ya Esma Sultan. Ne halleri düştük, ne halleri gel düştük. Gel buraya, gel. Gel bakayım seni. Lan bir sırtımıza vurmadıkları kaldı yani. Ne yapacağım, vursalardı bari. Bari. Ya, bak, onlara enerji getirdik be. Ya, ya ha, ne demezsin, ne demezsin. Gösteriyorlardı böyle, göstere göstere eğlendiler. Bunlar balayına gelmişler diye. Hani bir de böyle böyle çeviriyorsun yani evet, dans böyle ederken. Evet, böyle böyle. Sen de acayip iyi dans ediyorsun ama ne haber? Gel bakayım sen buraya. Gel, gel. Aa, ya fotoğraf falan çektilerse? Eyvah! Ya Instagram'da diye altta olma koyarlarsa canım. Ay, değil Bursa'ya artık ülkeye maskara olacağız. Görüyor musun ya? Rezil olduk yani. Hay Allah ya, sen ne diyorsun ya? Tabii onlar da koysunlar, ne yapalım? Biz ne yapıyorsak onlar da onu yapsınlar. Bak biz ne yapıyoruz? Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Onlar da aynı şeyi yapsınlar. Niye yapmıyorlar sanki? Sen nereye bakıyorsun ya? Ayol bu kadın bana gözlerini dikmiş bakıyor oradan. Kayınvalidem gibi bizi izliyor orada gözlerini dikmiş. Ha. Şimdi bu kadın mı rahatsız etti? Ay, ay ne bileyim ya. Tamam. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar da sahici yani. Öyle oradan izliyor. Çok özür dilerim. Burada olup bitene pek şahit olamayacaksınız. Kusura bakmayın. Bay bay demek zorundayım. Hadi iyi geceler. Hadi bakalım. Evet. Yok artık, ay. Hadi bakalım, dur. Geç. Geç karşıma. Gel. Gel otur şuraya. Al bakalım. Gerçekten mi? Sahiden mi? Tabii ya, gel. Gel. Al bakayım şunu. Gel bakalım, bunlar senin. Bili bili, ha. Ha. Karıştır bakalım şunları. Kes bakalım, ne oynuyoruz? Gel bakalım. Tabii ki... Balayı Kingi. Nesine oynuyoruz? Ha, seni çok iddialı görüyorum. Gayet yani. Tabii. Yalnız dikkat et, karşında bir bridge şampiyonu var, ona göre. Ha. Sevda kuşlar misali. Gelip kalbime kondu. Ömrüm kışlar gibiydi. Bahar oldu, esmer bir akşam vakti, senle yeniden doğdu, benden çaldıkları unut dedikleri, kaybettiğim kaderi buldu. Sevgilim. Hiç işe gidiyor gibi giymemişsin. Yaz nerede? Biri sana verdim biraz hava aldırsın diye. Ne oldu? Peki madem yaz sakin dedi, hadi sen de hazırlan. Biraz dışarı çıkalım. Hadi. Dışarı? Hı-hı. Senle ben. Hı-hı. İş? Akif halleder, boş ver. Sen de okul ara, onlar da senin idaresinde. Hadi. Kocam nerede? Kocamı geri ver bana. Sen kimsin? Kimsin sen ya? Faruk. Ah. Hadi, hadi.
Hadi yavrum, biraz da biz kendimize zaman ayıralım, öyle değil mi? Hadi üstüne sıkı bir şeyler giy. Hadi kocan erin ne diyorsa onu yap. Hadi koş koş. Peki o zaman madem erim diyor o zaman. Evet, biz buraya bir tane de telefon bağlatalım. Sekreter'e direkt olarak bağlanabil. Bir de biz sana bir tane şahsına bir tane tablet alalım. Onun yanında taşıman lazım. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. Yani daha ne olsun, bence her şey tamam. O zaman harika. Ben bu listeyi o zaman bütçesi için Fikret Bey'e onaylatıyorum şimdi. Prosedüre hiç gerek yok. Fikret Bey onaylamasa bile ben halledeceğim. Tamam. Kolay gelsin. Ya Okan, yani çok teşekkür ederim ama hani ben idare ediyordum. Bu kadar da aceleye getirmez. Yani boş orada aramakla zaman kaybediyoruz. Önümüz sezon, bizim artık gaza basmamız lazım. Her şeyin çok etkileyici olması lazım senin gibi. Yani çıkardığın işten bahsediyorum. İnsanlar buraya geldiklerinde çok etkilenmeliler. Öyle değil mi? Okan. Ne oluyor? Herkes topluyorsun. Burayı boşalttırmışsın falan. Hayırdır? Sizin düğün bize uğurlu geldi. İşlerimiz açıldı. Tabii bir oda elzem oldu artık İpek için. Ben de size ayak bağı olmamak adına... Fikret bunu yapabilirim herhalde, değil mi? Yani buna yetkim var. Bizim şirkette oda sıkıntımız var. Zaten bunu daha önce İpek'le de konuşmuştuk. Ayrıca İpek'in evden home office olarak çalışmasının daha iyi olacağını düşündük çocuklar için de. Değil mi? Evet de... Hani şimdi artık gelen giden olacak ya Fikret. Ne yapacağım ben, konağın salonunda mı ağırlayacağım insanları? Yani hem de böyle bir durumda. Benim bir görüşme yapmam gerekiyor. Sonra görüşürüz. Sağ ol. Çok rica ediyorum. Bu adamın yanında benimle tartışma. Olur mu lütfen? Nedir ya? Nedir? Sen ne yapmak istiyorsun? Ben anlamıyorum ki. Benim mutlu olmam, kendimi böyle bir şey yaparak işe yarıyor hissetmem sana batıyor mu acaba? Ben artık böyle düşünmeye başladım ya. Evdeki sinirini, evde yaşadığın her şeyi yine her zamanki gibi geliyorsun, benden çıkartıyorsun sen. Ha, evdeki gerilim sadece benim öyle mi? Benim derdim. Ha? Bütün olanlar, annemin hastalığı, benim derdim seni hiç ilgilendirmiyor, öyle mi İpek? Bravo. Gerçekten bravo. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun ya? Annem hastalığı varken bile kadın hayata tutunmaya çalışıyor. Kendi hayatını yaşamaya çalışıyor. Ben ne yapayım? Evde oturayım, karalar bağlayayım ben, öyle mi? Annemin hastalığı böyle geçecek galiba. Ben çalışmak istiyorum Fikret. Çalışmayı sevdim. Annen de bundan hiç rahatsız değil. Benim çalışmamı destekliyor. Çalışmamı seviyor. Senin derdin ne? Şu adamı da ikide bir de benim yanımda azarlama. Ben senin yüzünden rezil olmak zorunda değilim, tamam mı? Bir tek Okan yüzünden kavga etmediğimiz kalmıştı. O da oldu. İki tane çocuk evde ne haldeler belli değil. Annem hasta ve sen oda derdindesin. Gerçekten teşekkürler. Harika yardım ediyorsun. Tek derdimiz düğün dernek kalmıştı zaten. Ya halayla kurtulacak şirket. Efendim? Fikret oğlum. Ben uygunsuz bir zamanda aradım galiba yavrum. Tamam, kapatıyorum ben şimdi, tamam. Yok abla, ben İpek'e sinirlenmiştim. Söyle sen. Oğlum öyle acil bir şey yok, tamam. Sonra konuşuruz, tamam Fikretciğim. Abla söyle. Fikret oğlum. İpek bana Fevzi Ozan'la ilgili bir şey hatırlat dediydi de. Vallahi sabahtan beri düşünüyorum. Bulamadım oğlum bir türlü. Bende de kafa gitti Fikret. Ya Fevzi Ozan'ın rutin kontrolü mü ne dedi? Ha şimdi İpek'e de sormak istemiyorum. Tamam oğlum, neyse. Ben halledeceğim. Doktoru falan ararım. Ben ona sorarım. Tamam oğlum. Hadi Fikret'im. Yok abla yok. Ben biliyorum. Daha var zamanı. Ayrıca niye çekiniyorsun ki? Ha? Üç günde iş kadını oldu ama maşallah her şeyi var. Sekreteri var, ajandası var. Bir zahmet not edecek, hatırlayacak artık. O kadarını organize edemiyorsa yapmasın yani hiç bu işleri. Vay vay vay. Gerçekten sensin ha? İyi, benim gözler gitmemiş. Hayırsız, sen buranın yollarını bilir miydin bakayım? Hoş geldin. Hoş bulduk Yunus abi. Vallahi fırsat olmadı.
Evet, seni eşimle tanıştırayım Süreyya. Yunus abi. Ya çok şaşkın çünkü haberi yok. Ona da sürpriz oldu. Biliyorum, fotoğraflarınızı görmüştüm. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ben bu yakışıklının şu kadarcıklığını bilirim. Böyle babasının dilini tutar pıtır pıtır gelirdi buraya. Ya artık elini tutup getireceğimiz çocuklarımız var. Boyum kadar oğlum var, her kadar kızım var. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Oğlunu hatırlıyorum, getirmiştin de kız biraz sürpriz oldu bana. Biz niye daha önce buraya gelmedik? Çok güzelmiş. Kısmet bugüneymiş. Evet. İçerisi seni bekliyorum. Gideceğim mi? Hadi git. Ben de biraz dinleneyim ya. Ben içerideyim. Siz sohbet edin. Hadi. Gel şöyle sobanın başına geçelim. Bu babasının vefatından sonra... Buyur. Nefes almak için sıkça buraya gelirdi. Sanıyorum babasının hatıratı rahatlatıyordu onu. Sonra o zorlu dönemlerde de gelir giderdi ama birden ortadan kayboldu. Şimdi merakımı mazur gör. Bizimkinin bir sıkıntısı falan mı var ya? Ha? Halledemeyeceği şeyler değil aslında ama tatsızlıklar üst üste geldi. Onu tanıyorsanız bilirsiniz, etrafındaki herkesin mutluluğundan kendini sorumlu tutuyor. Herkese, hatta her şeye yetmeye çalışıyor. Ama ne yazık ki böyle bir dünya yok. Hiçbirimizin öyle bir gücü yok. Bazen hayata teslim olmayı bilmek lazım. Hayat ona bunu öğretmeye kararlı bu ara. Ya bir işte madem madara olduk, o zaman da şimdi kayakta gösterelim bari kendimizi değil mi yani? Ha? Hem kayak benim atasporum bu. Sen yani anlat anlat diyorsun, benim atalarım senin ataların döver diyorsun ha? Ataları bilmem ama ben en son ne zaman kaydım hatırlamıyorum bile yani. Ha. Ay burada gürültüye gitmesek vallahi garip. Biz oturup konker mi oynasaydık ha? Yok artık ya. Ha? Ya yok. Hem sana bir şey değil mi? Yani ya biraz da adrenaline ihtiyacımız var galiba, öyle değil mi ya? Hem senin yanında artık kim var? Kocan var. Hadi bakalım. Hayır, düşüp bir de kalçamızı kırmayalım garip. Ha, bu saatten sonra toparlayamayız da. Ben biliyorum, sen bana bakarsın. Sen bana bakarsın ama ben bir sabah bu kalça kimin diye uyanmayayım ha? Bak açıkta kalırsın, sakın bana güveneyim deme kocacığım. O zaman ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz hastalıktan korkacağımıza hastalık bizden korksun be. Hastalık bizden korksun, hadi. Ay. Geliyorum Uludağ! Bekle beni Uludağ, geliyorum! Geleceğim seni. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, Dilara. Nasılız bakalım? İyiyiz. İyi olun zaten. Evet,
Babası geliyor mu? Bekliyor muyuz? Ne yapalım? Saati biliyordu o. Biz seni oyalamayalım. Peki. Merhaba. Kusura bakmayın. Yolda bir kaza oldu yani, saçma sapan. Merhaba. Geciktim, özür dilerim. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Şimdi görüş zamanı. Evet. İzninle. Şuna bak ya. Bu büyümüş. Kocaman. Bak bak şey yap, oynuyor bak. Kıvıl kıvıl. Dilara, ha. Buyur. Şimdi doğum yaklaştığı için muayeneler sıklaşacak. Ben hepsinden haberdar edeyim seni diye. Tabii, tabii, tabii. Lütfen, tabii, tabii. Sen bir şey diyecektin. Evet, avukatım haber vermiştir herhalde. Mahkeme günü yaklaştı. Bu çekişmeli boşanma şeyinden vazgeçtim ben. Yani ne olacaksa olsun. Öyle bir zorluk çıkartmak niyetinde değilim. O anlamda söylüyorum. Dünkü sürprizinden sonra zaten vazgeçmemen saçma olurdu. Ben doktora bir şey sormayı unuttum. Görüşürüz. Alo. Neredesiniz acaba? Sen? Önce ben sordum. Hastanedeyim. Hastanede misin? Ne oldu? Kontroldeysen kapatabilirim. Bir takım işlerim vardı. Benim de işim bitti. Tam çıkıyordum öyle. Bu Bursa'daki mağazaya gelmişim de işim bitti. Belki bir kahve ısmarlarım. Dönüşte de seni alır öyle döneriz diye düşünmüştüm ama. Ah, tesadüfün böylesi. Neredesin şimdi? Burada Ulu Cami, sağımda merkez postane. Çok yakınımdasın. Soldaki ilk sokaktan içeri girin, yol üstündeki hastane. Ben de hemen aşağı iniyorum. Tamam mı? Geliyorum. Thank you.
Nasıl ya Faruk? Şaka mı bu? Yani bunların hepsini sen mi yaptın? Ya Faruk, inanamıyorum sana gerçekten. Ya ben her gün sana aşık olabilirim tekrar, biliyor musun? Her gün. Ya bu kadar sürprizli bir insan nasıl olabiliyorsun sen? Sevgilim. Ya bunu öğrendiğim çok iyi oldu yalnız. Onu söyleyeyim de. Neden acaba? Öyle. Sana gizemli davranmak gerekiyor demek ki. Bak sen. Buyur. Allah Allah. Bir dakika, bir dakika. Ne var? Başka neyi sen, bunu mu sen yaptın? Tabii bak, şu çok fena bir şey. Bu mıhlama bu. Aman Allah'ım. Mıhlama benim uzmanlık alanım. Gençler, biz de oturabilir miyiz? Tabii ki, buyurun. Tabii ki. Gel. Sınırım yok. Ah. Bak, ben şimdi geliyorum. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Nereye? Bir dakika, dur, dur, geliyorum. Evet, hadi bakalım. Aklımızda kalanlar listesi yapacağız. Yani hiçbir şey aklımızda kalmayacak. Yapmak istediğimiz ne varsa hepsini yapacağız, tamam mı? Var mısın? Var mısın diyorum. Olacak mı? Ha, olacak tabii. Bak, şimdi bu neydi efendim? Kayak, kayağı yaptık. Kayak, okey. Peki, bundan sonraki ne? Söyle. Deniz. Deniz? Pek bilmem ama. Deniz gayet iyi. Ben deniz çok iyi bilirim. Onu hallederiz. Peki. Dalgıçlık. Yapabilir miyiz? Acayip yaparsın sen ya. Balık gibi dalarsın diplere böyle. O rengarenk balıkları görürsün ha. Yazayım. Yazayım, tamam. Dalgıçlık. Peki, okey dedik. Paraşüt. Hayır. Evet, evet. Paraşüt, paraşüt. Yapamam. Paraşüt yapacağız. Yapamam. Paraşüt çok önemli ya. Yapamam. O zaman en kolayını söyleyelim. Bungee jump. Asla. Ne var ya? Asla. Ne var yani? Bungee jumping'de bir şey mi var? O zaman sen söyle ya. Yani dolduralım şu listeyi. Söyle. Bizim bir karavan hayalimiz vardı, hatırlıyor musun? Ha? Bir karavana atlayıp böyle canımızın istediği yerde istediği kadar kalarak, ha? Karavan. Gayet güzel olur. Her gün karavanla bir yol almak, sonra bir yerde konaklamak seni yorar diye korkuyorum. Yorulduğumuz yerde dururuz. Hani artık kocam vardı benim. Hani mühim olan yola çıkmaktı. Aslanım be, aslanım ya. İşte benim karım bu. İşte bu, sultanım benim, aslanım benim. Ara pap pap. Tararira. Tararira. Evet. Efendim? Alo hanımım. Rahatsız etmeyeyim dedim ama dayanamadım. Hani duymak istersiniz diye. Kimse bir yere gitmiyor. Çocuklar kalmaya karar verdiler. Ay Nurgül, çok teşekkür ederim. İyi ki haber verdin. Çok çok tamam. Tamam, görüşürüz, görüşürüz. Çocuklar gitmiyorlar, evdeler. Ne diyorsun ya? Aferin ulan bunlara, aferin be çak. Alo, Houston, 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 emergency. There's a problem, Houston. Niye problemimiz var gene? Ya şimdi düşünebiliyor musun? Yani çocuklarla ben aynı evdeyiz ve herkes bir taraftan bir tarafa giderken ikide bir bir kapıdan ben çıkıyorum. Bunların gözleri gene böyle pört diye pört diyecek herhalde, değil mi? Ya sana bir şey söyleyeyim. Peki biz o zaman ne yapalım biliyor musun? Kendi aramızda bir işaret dili oluşturalım. He? Seni seviyorum. Malum. Ay! Bir de şimdi aman çocuklara dikkat et, bir tatsızlık çıkmasın. Ya da bu konu uzadı, biz buradan hemen kaçalım. Ya ben bu hareketleri unutursam ne yapıyor bu adam dersem? O zaman ne yaparız biliyor musun? Her sabah egzersiz yaparız. Bu neydi? Seni ya. Seviyorum. Ya, seni seviyorum. Kaç canını kurtar. Kaç canını kurtar. Aman bir tatsızlık çıkmasın. Bu da bir de bu. Haydi bakalım. Dıkı 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 dıkı.
Gel buraya, gel. Canım, canım. Ay yengem, beni niye beklemediniz yengem? Acelemiz var zaten, boş ver. Ay yengecim, sen bir şey alacağım deyince ben bilseydim kapıda beklerdim seni yengem. Yani yenge, yemin ediyorum hediye diye girip böyle bir dünya şey almanız da. Sorma, ben de şaşkınım. Ay kendimi kaybetmiş olabilirim biraz. Ya şimdi ben senden bir şey diyeceğim canım. Bunları eve, beni de teyzeme bırakabilir misin? Zaten Nurgül abla biliyor neyi nereye koyacağını. Bunları annemin odasına koyacak, bunları halledecek zaten. Olur yengem. Yani çeyizi de dizmişsiniz maşallah. Hepsi Esma Sultan'ın mı? Ya hayır, hepsi anneme değil tabii ki. Bana da var. İşte ne bileyim, okula da var falan. Ben şöyle düşünme. Ma aile, ben çeyiz dizdim. Tamam mı konu? İyi oldu, iyi oldu. Bana yaradı bu yenge. Kolgası yapacağım inşallah. Ben söylemek istedim. Gerçekten bir dinler misin? Ya ben sana inanamıyorum. Sen hala inkar etmeye çalışıyorsun. Hayat, ben o kadına kahve yaptım. Ben o kadına kahve yaptım. Ben o kadına Adem'den bahsettim. Bebeğimden bahsettim. Tamam, dur. Sen o gün o yüzden öyle abuk subuk davrandın değil mi? Yok kahveyi ben yapayım. Yok sen önden git. Yok Güneş bir şey mi dedi? Ya sen benim bile bile salak yerine konulmama izin verdin. Yok yok yok, hiç öyle olur mu? Hiç öyle değil gerçekten. Ben o gün onu çağırdım ki senden uzak dursun diye. Ona da söylemeye çalıştım. Sana da anlatmaya çalıştım. Seni korumaya çalışıyordum ben. Gerçekten söyleyecektim yoksa. Ya ne zaman söyleyecektin? Ne zaman söyleyecektin? Instagram'da nikah fotoğraflarını görünce mi ya? Gel anlatacağım, gel. Ne olur bir sakin ol. Gel yanıma. Ne zamandır birlikteler? Ne zamandır birlikteler dedim? Bilmiyorum. O gün bebek alışverişine çıktığımızda seninle gördüm ilk. Hastaneden çıktıktan sonra o kadının yanında kaldı demek. Ben de salak salak Adem'in bebeğimi ne kadar önemsediğini anlattım. Ben salak salak kontrolleri hiç kaçırmadığını anlattım teyze. Kaza söylüyorsun da niye beni haberdar etmiyorsun Süreyya ya? Söylüyorum ya. Güneş'i öğrenmiş. Güneş'i mi öğrenmiş? Nereden öğrenmiş Güneş'i? Kim söyledi? Adem mi söyledi? Bir şey söylesene de bana. Süreyya. Sen de mi biliyordun? Dilara, Dilara, bir anlatabilir miyim? Ya bırak. Bir dakika. Ya bırak, dur. Dur, vallahi yeni öğrendim. İki gün falan oluyor, söyleyecek. Ya siz benim kendi kendime gelin köy olmama izin verdiniz be. Ya, hayır kızım. İzin vermem. Hiçbir yere gitmiyorsun. Tamam mı? Tamam, ben söyledim. Bütün sorumlusu benim. Anladın mı? Sakın ona kızma. Ya tamam. Biz sana söyleyecektik. Ne zaman ya? Ya siz benim kendi kendime gelin güvey olmama izin verdiniz ya siz benim. Tamam bir dakika bak. Kuzum izin ver bir açıklayayım. Dilara gerçekten söyleyecektim. Bu yüzden çağırdım zaten seni buraya. Fırsatını arıyordum. Seni kırmadan söylemenin bir yolunu aramaya çalışıyordum. Sen de olsan sen de aynısını yapardın. Ben Faruk'un sevgilisiyle kahve içmene izin vermezdim senin. Ben sana böyle şeyler yaşatan adamın karşısında melül melül şarkı söylemene izin vermezdim. Ben... Seni aldatan adamın karşına geçip utanmadan bizimle ilgili hayal kurma demesine de izin vermezdim. Ya her şeyi geçtim. Bari o akşam ya, o akşam. Ben biliyordum deme dürüstlüğü gösterseydin. Ben senin hayatında da kendi kendime gelin güveyim. Ben de zannediyorum sizin gözünüzde bir şeyim ben. Bir değerim var, bir şeyim var. Ya bırakın Allah aşkına, bırakın. Ya dur! Bırak Allah'ım, dur, bırak! Dur, Dilara! Koş peşinden koş! Dilara! Ya Dilara, dur ne olursun kuzum bir dur ya. Rahat bırak beni. Ay bırakmayacağım biliyorsun Dilara. Dilara ne demek ya ben sizin için kıymetli değilim falan. Ben seni korumaya çalışıyorum. Ya ne koruması? Sen? Senin benim ne halde olduğum hakkında bir fikrin var mı acaba? Ya. Ben o kadına size hayranım dedim. Ben düşündükçe delireceğim ama ya. Ama haberim yoktu. Gerçekten o gün öğrendim Dilara. Ben bilmiyordum ki bir şey. Bir de biz üstüne hamam yaptık değil mi? Ama o hamamı niye yaptığımızı biliyorsun. Biliyorum, bilmez miyim?
Esma Hanım evleniyordu. Senin yine önceliğin vardı. Ya o kızım saçmalama, gözünü seveyim. Ne yapayım? İki arada bir arada göbek atarken sana bunu mu söylememi isterdin? Ne isterdin? Ne olur bir dur, bir düşün. Biraz kafan dağılır diye, biraz nefes alırsın diye düşündüm. Bak ben hamileyken sen de sakladın bana iyi gelsin diye. Ya sen kalktın, Burak'a gittin. Burak'a gittin, sen kalktın. Kaldı ki senin kocan seni aldatmadı, aptal yerine koymadı. Bizim sakladığımız şey aynı değil. Biz seninle aynı şartta olsaydık, sen beni yine affedebilir miydin? Otur da bir düşün. Tamam, tamam. Küfret bana. Tamam, çok haklısın. Sen söyleyelim dedin. Ben izin vermedim. Çok haklısın. Nasıl öğrenmiş ki? Bu adamları iyi ağırlarsak, bir de şartlarda anlaşırsak elimiz çok rahatlar. Ya ben şu anda aynı zamanda bakıyorum. Adamların 10 farklı ülkede yerleri var. Ve yani hepsi de ayrı güzel. Okan, bakar mısın? Ve balayı konseptine çok uygunlar. Düğün organizasyonu içinde. Ya çok heyecanlandım. Çok heveslendim yani. Biz bu adamları kaçırmıyoruz. Tamam mı? Ben sana çok güzel bir sunum hazırlayacağım ve biz bu adamları kaçırmayacağız. Hatta ben niye burada duruyorum yani? Benim çalışmam lazım patron. Akşama şunun şurasında ne kaldı değil mi? Hadi kolay gelsin. İpek, bir şey konuşacağım seninle. Benim konuşacak bir şeyim yok. Ben zaten sana söyleyeceklerimi söyledim. Adanın kontrolü haftaya. Ozan'ın karması zaten daha yeni yapıldı. Bu arada eğer merak ediyorsan annemle beraber plan yaptık. Hafta sonu çocukları büyük oyun parkı var ya, oraya götüreceğiz. Ha, seni ben davet etmedim. Çünkü senin iş yoğunluğundan ötürü böyle organizasyonlara dahil olmadığını bildiğim için... ben bunu sana söyleme gereği hissetmedim. Ama gelmek istersen ben gelmeni çok isterim. Yani gördüğün gibi çocuklarımın fiziksel ve ruhsal sağlığıyla gayet yakından ilgileniyorum ben Fikret. Ama evdeki vazifemi aksatmamak için şu anda burada seninle vakit kaybedemem, takdir edersin ki diyeceğim. Ama sen zaten beni hiç takdir etmediğin için müsaadenle. Ben sana ağzımı açıp şimdi tek kelime söyledim mi? Sen benim ne diyeceğimi nereden biliyorsun? Sonra Fikret niye deliriyor? Niye deliriyor? Sen neredesin ya? Hava almaya çıktım oğlum. Söyledim ya sana. Kime sinirlendin sen? Ya yok bir şey. Niye hava almaya çıktın? Bu ne? Yok istemiyorum. Gel. Gel benimle. Oğlum biraz dışarı çıktım. Hava aldım, gezdim, bir kendime geldim. Bence sen de dolaş, bir rahatla. Evdeki meseleleri buraya taşıma oğlum. Çalışanların suçu ne? Yok abi, ben ne zaman çalışanlara sarmışım? Ya tamam, ne olur anlamadan üstüme gelme, gözünü seveyim ya. İpek'le tartıştık. Daha doğrusu tartışmadık. O daha beni dinlemeden, ne diyeceğimi bilmeden aldı konuyu tersinden, tuttu laf ağzımı, tıktı gitti. Bu kadar. Okan kılının gazına geliyor ha. Gerçekten. Ya deli ediyor adam beni ya. Vallahi öldüreceğim böyle. Oğlum senin bu Okan'la alıp veremediğin ne Allah aşkına? Ya bu adam en kötü zamanda bize yardım etmedi mi? Yani biz şu an onun sayesinde kredi çektik. Ya her şeyden öte bu adama vefa borcumuz var. Bak ikide bir bu herifle didişmen işimize yaramaz ha. Söyleyeyim. Abi tamam. Biz işletelim. Verelim ona payını, gitsin bu. Zaten bu gel git yapmayacak mıydı? Hani? Hiç. Bir geldi gittiği yok. Hep burada dibimizde. Oğlum yeniden yapılanıyoruz o yüzden. Ben anlamıyorum. Bu mevzu nasıl geldi Okan'a dayandı anlamadım. Her yerden geliyor. Her yerden böyle her taşın altından çıkıyor. Her şeyi biliyor. Anladın mı? Sadrazam ya. Ne yapacaklarmış şimdi? Gideceklermiş yurt dışında düğün sünnet organizasyonu. Bak hale gel. Bir de kim kurtaracak bizi? Planlama dehası İpek Hanım. Kim İpek? Daha 3 gün önce 6 kişilik kadın organizasyonu hamamda kitlik alarak bitiren kişi. Bravo. Bravo gerçekten. Allah'ım ya. Özgüvene bak. Hakikaten inanamıyorum ya. Ne içiyorlar? Neyin kafası? Bu hiç anlamıyorum. Kusura bakmadım. Özür dilerim. Kusura bak. Sen bir hava al. Git bir dolaş. Hadi tamam. Bir nefes alsın. Abi vallahi bak gülme. Bu adamdan bir şey çıkacak. Gerçekten bak göreceksin. Sineye çekiyorum. Arkadaşın diye bir şey demiyorum ama bu bize bir şey yumurtlayacak ha. Göreceksin yani. Bu durumunda şu sinirimde ne evle, ne aileyle, ne annemle hiçbir ilgisi yok. Yemin ediyorum. Gel.
Affedersiniz, ben yanlış bir zamanda mı geldim? Yo, olur mu, estağfurullah. Sizde ailecek bir yetenek bu zamanlama konusu. Genetik herhalde. Kusura bakma, o sinirleri bozuk. Gel. Ercüment Bey'le randevunuzu yarına erteledim. İstediğiniz fiyat listesini de hazırladım. Birazdan mailiniz de olur. Çok iyi geldi be. Seviyorsunuz diye karanfil de attım içine. İyi misiniz? Benden başka bir isteğiniz, bir ihtiyacınız? Yok, sağ ol. En ihtiyacım olan şeye gittim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Hoppa. Nasılsınız? Gayet iyiyim. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizi böyle iyi görünce ben de daha iyi oldum. Evet, teşekkür ederim. Bacaklarınız daha iyi galiba. İyi, iyi. İyiyiz, gayet iyi. İşte yavaş yavaş basıyoruz üstüne. Harika. Evet. Ayağa kalktınız yani. Evet. Adımlarımızı daha rahat atıyoruz. Aynen. Daha da iyi olacak. Yani doktorum daha iyi olacağını söyledi. Harika. Fizik tedavi devam ediyor mu evde? Güneş'in evinde devam ediyor, evet. Arkadaşınız Güneş. ya tamam, peki tamam, arkadaşım falan değil. Yani hani ne olduğumuzu biz de çok bilemedik, karar veremedik ama yani öyle şey, arkadaş değil yani. Değil, evet. Dilara'yla da böyle çekişmeli ayrılıktan vazgeçtik. Anlaşarak tek celsede bir an önce ayrılacağız. Ondan sonra da bilmiyorum, bakalım. Yol bizi nereye götürecek bilmiyorum. Bu çok büyük ve önemli bir karar. Evet, biraz gecikmiş bir karar bence. Hmm. Siz geciktiğinizi mi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum, ne hissediyorum. Bilmiyorum yani, çok daha önce hiç hissetmediğim bir şey. Çok yeni benim için, bilmiyorum. Evet, bir tarafta bitişler, bir tarafta yeni başlangıçlar. Hı-hı. Yaz bir taraf, bir taraf kutlamalar. Yani evet, tanımlanması zor bir dönem. Ben ama tabii hayatın hep yaz kısmında olduğum için bugüne kadar... Yani sisteme yeni girdi bu bilgi, henüz nasıl bir şey olduğunu tanımlayamadım açıkçası. İsteyince o kadar eğlenceli biri oluyorsunuz ki Adem Bey, farkında mısınız bunun? Öyle miyim ya? Evet, öylesiniz. Bilmiyorum neden öyle oldu. Yani halbuki yani kafamı kurcalayan 1000 tane problemim var. Mesela çocuğum olacak. Dilara'yla nasıl olacak, nasıl devam edecek? Bilmiyorum. Ama... ya böyle bir karamsar değilim. Bilmiyorum. Ne dersiniz? Kötü insanlar iyi şeyler yaşar mı? Siz kötü adam mısınız? Değil miyim? Şöyle soralım. Herkesin... kesinlikle çok iyi bir adam olduğu konusunda hemfikir olduğu bir kişi söyleyebilir misiniz? Yaşayan kim olabilir mesela? Yok. Evet, yok. Ya evet, hayatta böyle iyiler, kötüler iç içe. Tamam, bunu daha önce de konuşmuştuk. Ama yani şimdi benim... bundan önce, daha önce yani insanlara yaptığım şeyler düşünülürse böyle ben... mesela Boranlara pek de iyi biri olduğum, değil mi? Söylenemez. Evet, Boranlarla iyi şeyler yaşamadınız. Hı.
Ama siz bundan mutlu olmadınız, değil mi? Hiç mutlu olmadınız. Yani kötüden beslenmediniz. Siz hata yaptığınızı düşündünüz, hata yaptığınızı fark ettiniz. Bu ne kadar kıymetli bir şey. Hatta Fikret Bey için kendi hayatınızı tehlikeye soktunuz, öyle değil mi? Yani o böyle bir kavgaydı ve ben o kavgaya girdim. O öyle bir şey. Ama yani ben buna karşılık bu adamların şirketini batırdım yani. Bu ikisi kıyaslanamaz, öyle değil mi? Ve yani bütün bunlara karşılık karşıma böyle yani güneş gibi bir kadın çıktı. böyle hesapsız. Yani yanlış anlamayın, çok normal bir kadın değil, sıradan biri değil yani, arızanın önde gideni ama böyle benim için beyaz bir sayfa gibi. Bakıyorum bakıyorum bir kötücülük görmüyorum. Ama çok uğraştınız. Ne konuda? Yani Güneş Hanım'da kötücül bir şey bulmak için çok uğraştınız. Yani peki... ya bir arızası varsa ve benden saklıyorsa? Kimseye çaktırmadığı bir yamuğu varsa ve benden saklıyorsa onu, olamaz mı? Ya yoksa? Ya yoksa ne yapacağız Adem Bey? Hayatta bir dengeden söz edebiliriz. Evet, bazı deneyimler bizi çok acıtır, çok üzer, çok kırar ama bazı deneyimler de bizi coşkulandırır, enerji verir, büyütür, zenginleştirir. Sağlıklı ilişkiler böyle kuruluyor. Daha önce kurmadığım için hiç bilmiyorum tabii. Bu Adem çok eğlenceli. Gözlükleri dağıtmış. Yani Güneş gözlüklerini dağıtmış. Evet, eskiden yani sizinle çok konuşmuştuk bunu. Hayatın daha savunmacı bir yerindeydiniz. Daha savunmacı bakıyordunuz hayata. Ve herhangi bir olay olduğunda, başınıza bir şey geldiğinde artık olabilecek en kötü, en felaket senaryoyu düşünüp ona göre, değil mi, pozisyon almaya çalışıyordunuz. Daha tedirgin, daha endişeli, daha karanlık. Ama şimdi size bakıyorum, yani siz Güneş Hanım'a bakarken güneş gözlüklerinizde attığınıza göre hayat herhalde sizle tatlı tatlı şakalaşıyor galiba. Öyle mi? Öyle galiba. Çünkü siz şimdi artık hayatın yeni bir dilini duyuyorsunuz, yeni bir dilini anlıyorsunuz. Boranlar sizinle iyi bir ilişki kurmaya çalıştığı sırada, doğru, siz onlarla savaştınız, değil mi? Savaşarak cevap verdiniz çünkü o sırada bildiğiniz tek dil buydu. Bu hareket tarzınızda boranların içindeki kötülüğü harekete geçirdi ki siz bunu çok doğru saptamıştınız ve düşman oldunuz. Tanıdığınız bir dilde ilişki kurmaya başladınız, değil mi? Ama bence mesela boranlarla şimdi karşılaşmış olsanız farklı ilişki kurarsınız. Çünkü artık hayat size başka dilde bir şeyler söylüyor. Mesela bu yeni ilişkiniz de bence böyle. Tabii eski karınızla yeni doğacak bebekle kuracağınız ilişkiyi uzun uzun konuşuruz ama bence şimdilik siz bu hayatın size yeni konuştuğu dilin tadını çıkarmaya bakın. Bu, o dili biraz daha sindirin, deneyimleyin. Dersiniz olur mu?
Sen kapıdan kovunca ben de bacadan girdim. Merak ettim. Anahtarı da Osman'dan çaldım. Ben de Osman'a çok yük oldum diye eşyalarımı toplamaya gelmiştim. Nereye? İstanbul'a. Kaçacak kimse kalmadı. Yokmuş da zaten. Ben de İstanbul'a gidip bir hayat kuracağım kendime. Ya aslında çoktandır yapmam gerekiyormuş ama ben körlük etmişim. Yani bu kadar kolay. Her şeyi silip gitmek. Bizi silmek. Teyzemi silmek. Burayı silmek. Sen yeğenimi bensiz mi büyüteceksin ya? Hı? Sen söylediğin şeye gerçekten inanıyor musun? Yoksa bana mı inanmıyorsun artık? Sen de haklısındır ya. Vallahi bak, haklısındır. Doğru zamanı bulamamışsındır. Bir sebebin vardır, ya vardır bir şey, haklısındır. Sonucu değiştiriyor mu? Herkes kendince haklı. Sor. Adem de haklı. Ben ilk defa kendi hayatımla ilgili bir şey fark ettim. Benim tutunduğum kim varsa onların hayatında yancıyım ben. Bu seninle alakalı değil. Bu kimseyle alakalı değil. Bu benimle alakalı. Kendi dertlerimi ben çözerim. Sizin dertlerinizi de benim çözeceğime o kadar iknayım ki, öyle düşürmeden cengaver gibi atlıyorum her olayın içine. Adem'i yaralarıyla sevdim. Ha, yaralarından sardım. Neye ihtiyacı vardıysa hep en iyi ben bildim. Senin de, teyzemin de. Teyzemin de. Benim, bana değer verin çığlığı. Ben başkasının hayatı için kendimi paralamam. Başkasına ışık olmaya çalışmam. Ya ben belki de bu yüzden böyle karanlıkta kaldım Süreyya. Ben belki de bu yüzden bu kadar görünmezim. Belki de bu yüzden bu kadar çabuk benden vazgeçiliyor. Ben hep başka bir ışık bulunana kadar... Böyle hissettirdiğim için gerçekten özür dilerim. Ama benim böyle bu seninle ilgili değil. Bu seninle ilgili değil. Bu benimle ilgili. Nerede benim hikayem? Ya Süreyya, ben düşünüyorum, düşünüyorum. Hayatımdaki hiçbir hikayede merkezde değilim ben. Kendimden vazgeçmek benim en iyi bildiğim yol. Benim kendi hikayemi bulmam lazım.
kendi hikayemi hatırlamam lazım. Benim bunun için de sizin hikayelerinizden çıkmam lazım. Eğer bana gerçekten bir şey yapmak istiyorsan beni benimle bırak. Yapamam. Yapamam. Ben bırakamam seni kızım öyle. Bunu benden isteme ne olur. Dilara biz aileyiz. Ben senin ailen olmak istemiyorum ya. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tam annemi sevdiği gibi olmuş Nurgül abla. O yüzden o gelmeden yaptım. Yani malum beslenmesine dikkat etmemiz lazım ya. Çünkü artık un, tuz, şeker yasak ona. Böyle bir diyeti falan mı varmış bu hastalığın? Sağ olsun Osman'dan rica ettim. İki tane kitap getirdi bana. E tabii doktoruna falan da sormak lazım. Olmadı ben Esma Hanım'la bir gün giderim yanında. Öncük cıncık öğrenirim. Artık elimizden ne gelirse onu yapacağız. Ya konusu açılmışken ben de şey diyorum. Anneme bir yardımcı mı alsak? Yani sağlıktan anlayan birini. Ya Nurgül abla yanlış anlama hani senin de iş yükün çok. Ondan dedim. Yani. Üç tane çocuğu da kadının üstüne yıktık. Normal. Keyfimizden yıkmadık herhalde. Değil mi canım? Hı. Bence yardımcı fikri fena değil Nurgül abla. Ne diyorsun? Yani tabii. Çocuklar da ufak ufak ayaklanmaya başladılar. Hanımım için de hassas ve özel bir dönem. Yani ben... Bakarım yani evelallah biz bakarız çocuklara ama birini eksiltirim diye korkuyorum. O yüzden tamamen bırakmam yalnız. Tamamen bırakmam. Bir yardım eden olsa fena olmaz tabii yani.
Abi şu Anastasya vardı ya. Anastasya mı? Hı hı. Aklına ilk Anastasya mı geldi? Cevap ver. Abi o gün muhabbet ettik ya biz kızla. Hı. Kız ülkesinde hemşirelik okumuş. Burada gelmiş pedagoji kursuna gitmiş. Yani iki dil biliyor, hem çocuklara hem anneme bakar diye. Karlar Kraliçesi. Bence tam aradığımız insan diye düşündüm ben. Evet. Yürek mi yedin sen yemekte bizden habersiz? Ne yaptın? İnanamıyorum, nasıl Anastasya? Usul usul yani ortalıyorsun. Hiç senden beklemediğim hareketler. İnanamıyorum o kadar. Ya ben böyle bir konuyu mu kullanacağım bunun için? Ben profesyonel bir şeyden bahsediyorum. Fark ettim. Abi, ya kız bu iş için biçilmiş kaftan. Rus kaftanı. Yani vallahi sizin içiniz fesat. Aa, bir de bizi yakıyorsun yani. Aman aman bizi karıştırmayın, bizi dahil etmeyin, tamam mı? Siz Osman'la halledin, konuşun, anlaşın, bitsin. Aman, aman. Vallahi bilmiyorum. Ben tabii size güvenmiyorum. Pardon. Ama hani Osman böyle bir şey söylüyorsa eğer, bir düşünebilirim tabii. Bakılabilir diye düşünüyorum yani. Hani bir görürüz biz de Anastasya nasıl biri, neye benziyor, değil mi mesela? Ben öyle düşünüyorum. Sen ne diyorsun Süreyya? Olur tabii. Şey, piyaza bakayım mı? Galiba sesi yani. Afiyet olsun. Beto mu geldi, bana mı öyle geldi? Nesi var? Ben bir bakayım. Konu Anastasya olamaz, değil mi? Neyin var senin hayatın? Akşamdan beri yok gibisin. Dilara beni sildi. O ne? Nasıl yani? Arama dedi. Bir süre. Onun sürene kadar bilmiyorum. Neden peki? Ay. Annem sevgili yapmış çünkü. Kız arkadaşı var Adem'in. Benim haberim vardı. Birkaç gün önce öğrendim. Söyleyemeden Dilara kendi öğrendi. Sonra da hani sanki ben ondan bir şey saklıyormuşum gibi oldu, anladın mı? Onu aldatmışız gibi hissediyor. Yok canım. Ne ihanet Allah aşkına. Sen üzülmesin diye falan söylememişsindir. Hem Dilara'nın hala Adem'den bir beklentisi mi var? Yani düzeleceğini bekliyoruz da işte. Yani tabii Adem'in ne yaşadığını bilmiyoruz. Yani ben bu kadar kısa sürede aşık falan olacağını pek zannetmiyorum. Yani olsa olsa bu şeydir yani, bu boşluk doldurmak falan da başka ne olacak yani? Ve normal midir? Boşluk doldurmak. Kız orada hamileyken, o adam için acı çekerken. Normal mi Faruk karısını aldatması? Hayatım, bunlar boşanmadı mı? Bunlar ayrılmadı mı? Yani temize gitti, temize gitmeseydi bunlar boşandı, ayrıldı yani. Hem Dilara demedi mi ben Adem'i hayatımda görmek istemiyorum diye? Yani normal tabii yani, ne? Sen bana şu an Adem mi savunuyorsun Faruk? Ne alakası var hayatım? Nereye geldi konu, ne?
Kadın savruldu diye yani. Ha zaten kadın savrulmaya görsün bence. Kesinlikle savuran erkek de olsa yine o boşluğu doldurması gereken kişi yine erkek değil mi? Ah yazık bize gerçekten. Kadın da eşek değil ya, anlayacak herhalde yani kocasının halinden. Ne yapacak orada, hamile karısıyla mı uğraşacak? Sevgilisiyle gezmek varken. Ya yazık bize ya. Tabii ki empati kurarsın sen, tabii ki kurarsın. Hatta en iyi sen kurarsın empatiyi. Ne demek bu? Ne demek ne demek Faruk? En iyi sen yapmadın mı? Aynısını gözleriyle yapmadın mı? O boşlukları doldurmadın mı sen de? Ben Prag'a gittiğim zaman. O da aldatmak sayılmıyor değil mi sana göre? Sen gerçekten de bizim yaşadıklarımızı onlarla bir mi tutuyorsun sürekli? Aynı yerden savunuyorsun Faruk. Aynı saçma sapan şeye inandırmışsın kendini. Bu kız Adem'i bizim yüzümüzden terk etti. Bize yaptıkları yüzünden terk etti. Hayır, hayır, hayır. Adem gibi bir karaktersizle birlikte olduğu için onu terk etti. Süreyya, Adem'in bize yaptıklarını Adem başkasına yapsaydı Dilara yine onu terk ederdi. Ayrıca ben hiç kimseyle ilişki yaşamadım Süreyya. Ben sadece sarhoş... Ne sarhoşken ne? Ne sarhoşken? Süreyya sen burada değildin. Sen Prag'daydın. Ne yapıyordun, ne ediyordun, neredeydin haberin bile yoktu Süreyya. Tamam mı? Allah aşkına biz bunları konuşmadık mı? Biz bu defteri kapatmadık mı? Neden benim şu an canım çok yanıyorken beni tekrar bunlarla vuruyorsun? Çünkü sen normalleştirdiğin zaman benim canım acıyor. Senin için normal olan şey benim için normal olamıyor Faruk. Benim için biri gelsin biri gitsin olamıyor. Senin için öyle olabiliyor ama benim için olamıyor. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ya bilmiyorum ne düşünmem gerektiğini, gerçekten bilmiyorum. Senin Adem'i savunduğun bir evrende ben ne düşünmem gerekiyor gerçekten bilmiyorum. Bu evrende Adem'i savunacak en son kişi benim Süreyya. Tamam mı? Ben sadece bir tespit yaptım. Allah da benim belamı vereydi de yapmasaydım. Ben de Prag'a giderken içim bomboştu Faruk. Sen boşalttın benim içimi. Başka biriyle doldurmaya çalışmadım ama Süreyya, değil mi? Yeter. Ne oldu yeter? Hani normaldi? Hani konuşulabilir şeylerdi? Hani normaldi? Söylesene bana. Duymaya bile tahammülün yok. Gözlerini kapıyorsun işte. Kapama gözünü. Ben de böyle yapıyorum işte. Ben de kapatıyorum. Gözlerimi kapıyorum, kalbimi kapıyorum, her yerimi kapıyorum aklıma gelmesin diye. Ya ben manyak mıyım? Niye o zaman onu bunu, Begüm'ü, Özgür'ü niye hepsini takıyorum kafama? Bu yüzden işte. Yoksa ne işim var benim küçücük kızlarla? Özgür? Ha Özgür mü? Mesele Özgür mü? Tamam tamam sen hiç merak etme ben şimdi ya, onu hal tamam dur dur saçmalama. Sakin ol bir dakika ya, bir dakika saçmalama, tamam 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 şimdi onu arayıp gönderiyorum sen ya, rahat ol saçmalama. Süreyya sen rahat ol bırak kolumu sen saçmalama. Bir dakika kapat telefonu. Faruk Bey alo alo sesim geliyor mu Faruk Bey? Evet. Duyuyorum seni, duyuyorum. Nasılsın? İyiyim. Ofisteyim, çalışıyordum. İşler birikmişti, onları hafifletiyordum biraz. Siz? İyiyim, iyiyim. Saat de bayağı geç olmuş. Evet, çıkıyordum ben de şimdi. Siz benden bir şey mi isteyecektiniz Faruk Bey? Yok, yok, yok. Ben bir şey istemiyorum. Kazara aradım ya şey. Tamam sen çık. Çık sen çık. Tamam tutmayayım ben seni hadi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu saatte yanlış aramaymış da yok sesin gelmemiş de. Sen cidden yedin mi bunu? Ay bir bitmediniz ya. Ne var kızım? İnsanlık hali adam yanlışlıkla aramış işte. Tabii tabii. Yok. Hadi hadi. Gel sana güzel bir şeyler alalım da lazım olur. İnsanlık hali. Buraya mı geldik gerçekten?
yapayım Süreyya? Ne istiyorsun benden? Haklısın Süreyya diyebilirsin mesela. Adem tam bir mal diyebilirsin mesela. Sakın beni rencide edecek bir şey yapma Faruk. Sakın suçsuz bir kızı içinden falan edeyim deme benim yüzüme. O zaman sen de bir daha özgür mözgür demeyeceksin tamam mı Süreyya? Bak burası bizim en huzurlu alanımız ve şu an bak ne halde. Tamam. Adem malın teki. Adem öküzün teki. Tamam. Öküzün önde gideni. Oldu mu? Tamam mı? Tamam mı? Ama ben senin içindeyim. Hala bilmiyorum Süreyya. Dilara? Hakan. Hakan karnıma bir ağrı saplandı. Kasıklarda baskı var mı? Var gibi. Ne kadar zamandır? Ne bileyim ya bir iki oldu. Önemsemedim ama devam ediyor. Tamam. Kontrol etsek iyi olacak. Sen çık gel. Ben de hastaneye geçiyorum hemen. Tamam. 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 Ay. Yatakta hala yanımda birisinin olmasını yadırgıyorum. Ben size sabırsızlıkla seni bekliyorum. Gel. Üşüdün mü yoksa? Benim ayaklarım hep üşür. Gel, gel. Ben seni ısıtırım şimdi. Gel çabuk. Gel, gel, gel. Bak ben sana neler göstereceğim aslında. Bak. Bak görüyor musun? Kim bu? Bak, bak, bak. Bak. Çok güzel. Çok güzel. Oo, kendini karlara atmış. Çok güzel. Bereye bak, bereye. Gözlüğü kaldırınca kaydı. Düştü, düşecek. Bak, bak şuraya bak. Bak. Ha, işte bu. Bekle ulan, geliyorum. Bak. Ay, çok güzel. Ay, bravo ya, harika. Çocuklar seni de aramadı değil mi Süreyya falan? Yani bak... Gerçekten, gerçekten... çok eğleniyorum. Yanımda olman bana çok iyi geliyor. Bütün çabaların için çok teşekkür ederim. Bana çok güzel bir tatil yaşatıyorsun. Ne olacak, ne yapacağız diye düşünmeden edemiyorum. Edemiyorum. Ya senin düşündüğün şeye bak ya. Sen istiyorsan yarın hemen döneriz.
Sahi mi? Tabii. Yani burada durup bekleyeceğim sen. Gideriz ne olacaksa olsun. Kafanı meşgul edeceğine. Ya bize nasıl olsa her gün bayram gezer tozarız biz ya. Şimdi gel. Sıcacık oldum işte. Gel bakayım gel. Dilara. Hakan ne oluyor? Sakin ol. Önce açılma var mı kontrol edeceğim, tamam mı? Hakan daha 7 aylık. Dur onun bir yolda mı içimde kas? Sen merak etme. Sen niye yalnız geldin? Ay, gerek görmedim. Sen de kimseye haber verme ne olur. Ya sen panikleme demedin mi? Tamam. Ay, acele etme ne olur, acele etme ne olur. Şimdi seni hemen hazırlayacaklar, ben de geliyorum. Hazırlayın. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Allah kahretmesin. Ya yapma ne olursun. Ne olursun yapma, bak kahvelerimiz hazır. Film seyredeceğiz güzel güzel. Şu meyveleri yıkayayım. Sonra seni rahat bırakacağım. Valla bak biz anlaşıyorduk. Sana söz veriyorum seni. Çok güzel üste çağıracağım. Konuşmuyor mu musluk seninle? Ha? Nerede çok eski komik musluklar? Ne kadar komik. Şu durumda daha komik. Sen bir şey yap da ben bana... Bırak. Gel buraya gel. Var mı tornavida, alet çantası falan bir şey var mı? Şey var, mezura var elimde, makas var. Modacı olduğum için. Tamam gel. Tamam, bıçakla mı yapacaksın? Evet. Hadi canım. Usta varmış bebeğim. Yani burada yapabilen biri varken bebeğim sen niye el alemin tanımadığımız tesisatçısıyla fantazi yaşıyorsun değil mi? Yani şimdi insan tabii yıllarca kendi başını bağlayınca bebeğim öyle aklıma gelmedi yardım istemek. Öğreneceksin demek ki. Vay. Yani hem becerikli, evet, hem espiritüel, hem ne bileyim karizmatik. Nadir bir türsünüz Adem Bey. Neslim tükenmek üzere, beni koruma altına alırsan çok iyi olur canım. Alacağım. Alırım. Alo Hakan Bey, hayırdır? Adem Bey, iyi akşamlar. Dilara aramayın dedi ama bu halde yalnız kalmasını istemedim ben. Bebeğe bir şey mi oldu? Sakin olun. Şu an için bir şey yok. Dilara sancı şikayetiyle geldi. Ben de kontrol edeceğim birazdan ama doğumun erken başlamasından endişeliyim. Bilmeniz gerektiğini düşündüm. Tamam, hemen geliyorum ben. Ne diyorsun ya? 7 aylık bebek ne geliyor, nereye geliyor yani diyor. Sen ne yapıyorsun? Ben buradayken şoför mü bekleyeceksin? Hayır, taksi. Adem yürür müsün? Tamam peki, uzakta mı şoför? Hemen gitmemiz lazım ya. Ben halledeceğim, ne şoförü gel. Dilara. Dilara. Süreyya, Dilara yok. Eşyalarını da almış, gitmiş. Gitmiş mi gerçekten? Nereye? İstanbul'a. Benim yüzümden. Ay şakayım ya. Kızı koruyayım derken kendi yaşadığımı yaşattım ya. Ne olacak iş değil Osman. Süreyya, neyi, ne oluyor? Bana da söyler misin bir şey? Ya sonra anlatsam olur mu? Peki hissetmiyorum da şu an. Ama
Bir yandan da çok merak ediyorum ne yapıyor diye. Haber almaya devam edebileceğimiz bir yol var mı? Uzaktan. Tamam. Ben bir Akif'le konuşurum o zaman. Tamam, sağ ol. Abla, hayırdır yatmadın mı? Yok, pek uyku tutmadı da. Ne istedin sen? Yok, aldım ben, aldım. Fikret. Hı? Yemekten beri aklıma takıldı da oğlum. Eğer kızmazsan bir şey soracağım. Sor abla. 2 dakika gelsene kuzum. İpek'e kızgınsın gibi geldi de, hani ben mi sebep oldum? Sabah sana telefonu açtım ya, ortalığı ben mi karıştırdım dedim acaba? Yok abla, ben direkt İpek'e kızgınım. Ya ne bileyim yani, çocukların en ihtiyacı olduğu zaman da şimdi böyle abuk sabuk şeyler yapıyormuş gibi geliyor bana. Oğlum, bir ablan gibi, bir annen gibi içimden geldiğince açık açık konuşabilir miyim? Estağfurullah abla. Tabii ki. Bak oğlum, kendinizden pay biçin. Ne zaman üzgün olsanız hıncınızı, acınızı işten çıkartmaz mısınız siz? Hı? Hem çalışmak insanı tedavi eder yavrum. Alışverişle tedavi ediyordu kendimi. Ne oldu şimdi böyle birdenbire? Ya abi, onun derdi çalışmak falan değil ya. Vallahi bana dikleniyor yani. Ben de ona bozuluyorum. Abi oğlum, o da çok şeyler atlattı. Ama değişti çok şükür. Olgunlaştı. Hem biliyor musun, bazen ben bile şaşırıyorum ondaki değişime. Sen ondaki değişimi görmüyor musun? Belki de kendini sana ispat etmeye çalışıyordur. Fikret'im, hiç onun bu kadar dirayetle savaşacağını beklemiyordum biliyor musun? Ne sen evden gittiğinde, ne de Sıfır'ı gördüğümüzde arkasını dönmedi. Canını dişine taktı seni ayağa kaldırabilmek için. Bir zamanlar sen pervaneydin, o görmedi. Şimdi o pervane sen görmüyorsun be oğlum. Belki de o zamanlar çok üzüldüğün içindir. Ama bak, bu evde Garip Bey bile Esma Hanım'a çeşit çeşit sürprizler yapıyor. Faruk'um zaten malum. Belki İpek de bunları göre göre sana kırıldığı için dik gidiyordur oğlum. Belki de kendini sana fark ettirmeye çalışıyordur oğlum. Ben sizin çok mutlu olmanızı istediğim için burnumu soktum. Ama haddimi aştıysam kusura bakma. Ama Fikret, teraziye kendini de koy be oğlum. Tuzla buz gibi gibiyim doğru. Hem üzgün hem de ummanı doğru. Yerli yersiz dağların ardında seni yorata buldum doğru. Bu bir yağmur mu? Göğsüme doğru. Zehir.
Burada mı yatacaksın bu gece? Sana iyi gelmiyorum. Bari gözüne görünmeyeyim dedim. Ya Faruk, gerçekten bu kadar konuştuğumdan bunu mu çıkarttın? Bana iyi gelmediğini mi Tamam, doğru söylüyorsun. Haklısın. Konuşmayalım. İyi geceler. Bak Süreyya. İkimizin de sinirleri çok gergin. Birbirimizi daha fazla kırmayalım. Tamam mı? Yani biraz sakinleyelim, konuşuruz. Ulan adamın aşk hayatı bile bana patlıyor. Ne ademmişsin be arkadaş. Peki tamam bak. Ay, ne oluyor Hakan? Açılma görünmüyor. İyi misin ya? Ne oldu? Ha? Çok özür dilerim, yapmam gerektiğini hissettim. Ne oldu, iyi misin? Açılma riski vardı, müdahale ettik. Henüz bir hareket yok. Ama sonuç aldığımızı umuyorum. Gerçi bir şey söylemek için erken. Erken derken ne demek istiyorsun yani? Şu anda hala doğumun başlama riski var. Öyle bir şey olursa doğumu almam gerekecek. Bebeğime bir şey olur mu? Şimdi bunları düşünmenin hiçbirimize hiçbir faydası yok. Biz iyi ihtimalleri düşünelim lütfen. Ya nasıl iyi düşünmeye çalışacağım falan? Nasıl ortadan bir muhabbet bu böyle ya? Burada asıl olan annenin ne hissettiği. Dilara, lütfen sen de kendini gevşetmeye çalış. Ya bir dakika, bir dakika. Bir dakika, sakin ol. Tamam mı? Ben yalnızdayım. Arayayım mı Süreyya'yı falan? Ya istemiyorum. Bak, kimseyi istemiyorum dedim Hakan'a. Gidin, beni rahat bırak. Tamam. Tamam bak. O benim de çocuğum. Tamam mı? Onun için şimdi biraz sakinleşmeye çalış. Günaydın. Günaydın. Özür dilerim. Eski anıları ısıtıp ısıtıp önüne koymak gibi bir derdim yok. Nereden çıktı o kadar söz, onu da bilmiyorum. Herhalde kendimi çok uzun zamandır o kadar çaresiz ve ne yapacağımı bilmez hissetmediğim için. Sanki güvendiğim her şey gidiyor gibi Faruk. Sanki bastığım toprak ayağımın altından kayıp gidiyor gibi. Geçmişe dair hala içinde bir şüphe varsa ya,
Yok değil. Yani mesele o değil. Gerçekten değil. Hani böyle herkesi ikna etmeye çalışıyorum ya. Ben kabullenemiyorum aslında en başta. Fark nasıl anlatılır gerçekten bilmiyorum. Zehir gibi zekası olan kadın gitti, Alzheimer oldu. Hem de daha anne diyebilmişken, anlayabilmişken birbirimizi. Adem diyorum Dilara'dan asla vazgeçmez. Kendine hemen yeni bir hayat kurdu. Dilara'ya ben kardeşim diyorum, ailem diyorum, arkasını dönüp gitti. Tamam ben onu kırdım, haklı. Ama onu düşündüğüm için yani hiç mi beni tanımıyor diyorum sonra. Prag'a giderken seni de kırdım. Açıklama yapmana izin vermedim. Kendimi anlatmadım. Haklısın. Özür dilerim. Ama nasıl anlatacağım? Eğer her şey zaten bir gün elimizden böyle kayıp gidecekse, hatırlamayacaksak günün sonunda biz ne için bu kadar çaba sarf ediyoruz Faruk? Ne için bu kadar mücadele veriyoruz? Niye bunları yaşıyoruz ki o zaman? Sanki bildiğim her şey yanlış da ben kaybolmuşum gibi. Anlatabiliyor muyum? Sen kaybolmazsın. Sen hepimizin kuzey yıldızısın. Dilara da dönecek. Tamam. Bak. Önce şunu bir netleyelim. Tamam mı? Benim karşıma dünyanın 9. haritasını kosalar, ben yine de senden vazgeçmem. Tamam mı hatun? 8.'ye ne oldu? E sensin. Ya Faruk. Faruk. İşte bak şu kadarcık minnacık bir gülüş bana gidecek. Çok üzgünüm. Son zamanlarda sana çok ağır misyonlar yükledim. Ama bunu biraz da sen yaptın aslında annemle aranı düzelterek. Bak sen sadece benim hayatımın değil, bu evin de merkezindesin artık. Sen annemin gizli varisisin. Öyle kolay havlu atamazsın. Annemden sonra bu evde her şey sana kalacak. Başka kimseye değil. O yüzden herkes için bizim sapasağlam ayakta durmamız lazım. Bir tanem. Tamam mı kuzum? Hı? Evet, müdahaleden sonuç almış görünüyoruz. Bence Mini'yi biraz daha içeride kalmaya ikna ettik. Peki risk devam ediyor mu? Yani erken doğum riski. Kesin bir şey diyemem. Dinleneceksin. Kendini yormak, strese sokmak yok. İstemesek de başlayan bir süreç var ve biz dışarıdan müdahalelerle bunu durdurmaya çalışıyoruz. Kuveze girmeyeceği kadar onu içeride tutmayı başarsak yeter. Peki ne olacak? Burada mı kalacak yani? Duruma göre evde istirahat de verebilirim ama belki bir iki gün burada kalsa iyi olur. Peki biz ne yapabiliriz bunun tekrar etmemesi için? Mini'ye huzurlu bir ortam yaratabilirseniz süper olur. Onun sizi hissetmesi için illaki kucağınıza almanıza gerek yok. Sevginizi hissettirin. Benim bildiğim en iyi tedavi bu. Tamam. Görüşürüz. Bir oda hazırlatın siz. Doktor Bey, merhaba, iyi günler. Merhaba. Şey, ben Dilara'nın arkadaşıyım da... Durumu iyi mi acaba? Durumu iyi, endişelenecek bir şey yok. İçeri girebilirsiniz. Daha kalacak mı? Duruma göre bakacağız. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. İyi günler.
Ne bakıyorsun? Ya bebişim işte sen kendin de söylüyorsun. Kör öldü, badem gözlü oldu diye. Ha? Ya bu Adem davaya itiraz edip yeniden açmamış olsaydı çoktan boşanmamış mıydı onlar? Tamam, orası öyle de. Orası öyle de neresi ne? Ya Adem gibi bir adamdan etik mi bekliyorsun Allah aşkına? Ya bir insan ne yaptım ne ettim demez mi? Ha? Bu kadar basit mi sizin için hayat? Hı? Ya tamam, bunun ocağına incir ağacı diktim, sıradaki tarlaya gelsin sıra. Bu mu yani? Ya kazık yiyen kadın, ağlayan kadın, oh ne âlâ memleket ya! Hayda, ya bu Adem'in mevzusu ne ara memleket mevzusu oldu da döndü bana sıçradı ya. Hayır, ben şimdi hala Adem'i hangi kategoride değerlendireceğimi bilmiyorum. Bu ne bu, insan mı, adam mı, ne Allah sen? Hah, işte o ne idüğü belirsiz yüzünden ben Dilaram'dan oldum. Güneş desen sallantıda. Sen hala haklı diyorsun, hala haklı diyorsun. Ya yemin ediyorum var ya, şurada kendimi keseceğim ya. Vallahi kendimi keseceğim ya. Bana bak, asıl önce ben seni, sonra kendimi keseceğim ha. Dur bebişim, dur. Aman şeytan doldurur. Bak zaten bizi doldurdu, şişirdi. Ha işte böyle mi senin için? Bir de haklı diyorsun. Böyle mi yani, biz kazara falan kavga etsek? Şimdi bugün boşanma, yarın düğün mü sana ya? Of. Hay benim dilime eşek arıları şapaydı ya. Ha ben gideyim en iyisi Adem'i keseyim, olsun bitsin bu iş. Hay o manyakta bir şey bulana çatacağına gelmişsin, bana çatıyorsun ya. Ha. Ne var Güneş? Ne oluyor Senem? Ne oldu? Niye aradın sen? Vallahi ben şu anda burada ne arıyorum hiç bilmiyorum. Ayrıca sizin niye haberiniz yok? Aramakla doğru mu yapıyorum onu da bilmiyorum ama. Bir bildiğin yerden başla istersen. Neredesin? Ben hastanedeyim. Dilara akşam Sancı'yla hastaneye gelmiş. Nasıl hastane? Ne oldu? Bebeğini düşürdü deme bana sakın. Dışarı bayılırım burada. Yok. Şimdi konuştum doktorla. Durumu iyi. Sakin ol. Sen ne yapıyorsun orada? Ne işin var senin orada? Seni görmedi değil mi? Öyle bir şey olmadı. Doktor Adem'i aradı. Adem'le ben de... Tamam. Tamam gerisini söyleme. Tamam gerisini duymak istemiyorum ben. İyi mi? Dilara iyi mi? Ay ben senden mi duyacaktım bunları? Sen ne bağırıyorsun bana ya? Ne azarlıyorsun aradığımdan beri? Ne yapsaydım? Aramasa mıydım? Adamı hastaneye yetiştirmese miydim? Ayrıca bu halde kızın karşısına çıkacak kadar düşüncesiz değilim. Ben burada ne haldeyim, senin bir fikrin var mı? Acaba umurumda mı? Ya Dilara sizi öğrenmiş. Nasıl bilmiyorum ama öğrenmiş. Duyuyor musun beni? Süreyya ile beni sildi. Oradaki kıza iyi bak. Anladın mı? O hastanedeki kıza, geleceğini görüyorsun orada. İşte Adem'den gelecek hayır ancak bu kadar. Belki de benim umurumda olduğun için o kız o halde. Sen acaba umurunda mısın? Ha? Kendinin umurunda mısın? Geleceğini düşünüyor musun sen? Tamam, sağ ol haber verdiğin için. Sağ ol. Bebek gidiyor mu Süreyya'yı ara. Süreyya'yı. Hangi hastanedeler ya? Of. Rahat mısınız böyle? Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Canım bir şey çekiyor mu? Ha? Gideyim alayım gelin. Senin beklemene gerek yok, sen işlerinden kalma. Çocuğumdan önemli bir şey yok benim için. Bak hakkını duydun. Tamam yani bugüne kadar bir şeyleri paylaşamadık. Tamam ama artık ipi birlikte göğüslenmemizin zamanı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. O ikimizin de canı. Öyle değil mi? Hı? O doğana kadar benim için her şey askıya alınabilir. Her şey. İzin ver sizinle birlikte olayım. Hı? İzin alman gereken kişi ben değilim ki.
Ben çocuğum için kimseden izin almam. Seni görmek bana iyi gelmiyordu. Söylesem boş. Söylemesem bana yük olan bir sürü laf gelip yerleşiyor boğazıma. Denecek çok şey var ama artık anlamı yok. Ben yalnız kalayım İsmi. Peki, o zaman gözünün önünde olma. Tamam. Ben dışarıdayım. Ha. Sizi de yalnız bırakmam, bilesin. Tamam mı? Benim de çocuğum için bir şey yapmaya hakkım var. Çok korktum. Ne büyük acizlik. Allah kahretmesin. Ay ben onu düşünmedim. Ben onu İstanbul'da sanıyorum çünkü teyze, tamam mı? Tamam tamam kapat tamam. Orada buluşacağız tamam. Allah'ım. Faruk, Dilara doğuma gitmiş. Az kalsın kız doğuruyormuş benim yüzümden. Ya tamam, kimseye tamam, söylemeden tamam, hastaneye sakin gitmiş. Ol, sakin ol, sakin ol. Bir dur, sakin ol. Tamam, birlikte gideceğiz. Tamam. Ay tek başına. Tamam, bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak hayatım. Hadi. Tamam, hadi. Tamam. Hadi hazırlan. Çok güzel. Tabii 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 tabii. O zaman akşam görüşüyoruz. İpek Hanım'ın da çok selamları var. Biz sizi havalimanından aldıracağız. Tamam. Tamam. Ya iyi günler. Geliyorlar. Kızlar, akşam sata neden yok değil mi? İpek senden ses çıkmadı. Hani dün haber verecektin? Ya nasıl atladım ya? Affedersiniz bu ara biraz işler yoğun. Ben size hemen haber vereceğim. Okan. Hı. Ne diyeceğim ben sana? Bizim lisedeki kızlarla bu akşam böyle bir gece düzenleyecektik de biz. Ben de önceden söz vermiştim. Akşam benimle ilgili bir durum olmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü hani toplantıyı yarın yapıyoruz ama... Ay yok canım, bu akşam ben idare ederim. Sıkıntı olmaz. Tamam. Ben yazayım o zaman. Tamam geliyorum kızlar diye. Tamam. Ay çok heyecanlıyım. Ya anladım. Anladın mı? İşte burası değil. Yani nasıl diyeyim, böyle şey bir yer. Hani daha sıcak. Anladın mı? Daha samimi. İyi kapat o zaman, mekanı kapat, ne yapayım? Tamam ama netleştirince ara. İyi akşama biliyorsun. Tamam, mahcup etme beni karıma. Tamam. Tamam sağ ol.
Ha, mikser burada. Yüzsüz kaba sakal. Dilara nerede? Adem? Niye bir haber vermiyorsun acaba? Ha? İyi durumda. Odada dinleniyor. Haber verecektim ama neden bilmiyorum yani. Dilara haber vermemi istemedi. Birinci kat 1016 numarada. Bilmezsin tabii. Neden acaba? Teyze. Geçmiş olsun. Sağ ol. Korkunu anlayabiliyorum. Ben korkunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyormuşum yani, öyle diyeyim. Bizim Yaz da çok küçük doğmuştu biliyorsun. Yani onu kucağıma almaya bile çok korkuyorum. O kadar küçük olduklarına aldanma. Hayata çok sıkı tutunuyorlar. Eğer inadı sana biraz bile olsun benzemişse... pes etmeyecektir. Nereden haber aldınız? Ya bu şimdi bu önemli değil ki. Sağlık önemli. Neden bizi aramadın sen? Onu söyle bana. Neyse, ben Hakan'ı da Adem'i de sıkı sıkıya tembihledim. Siz nereden haber aldınız? Süreyya. Teyzemden aldım. Adem seni aramaz. Hakan'da da numaran yok. Şimdi önemli olan bu değil, tamam mı? O kadın mı? Burada o... Siz hala mı benden bir şey saklıyorsunuz ya? Bak sakin ol. Bizi göremeyince... Ya ne, beni mi merak etmiş? Onun ne haddine benim hayatıma karışmak? Dilara. Biliyorum nefret ediyorsun olmaktan ama şu an stres gerçekten iyi gelmiyor sana. Ne olur biraz sakin ol. Yapma kuzum. Biz sakin olmaya çalışıyoruz. Seni korumayı düşünüyoruz. Ya o zaman o kadından aldığın haberle buraya gelmeyeceksin. Size bunu soracağımı bileceksin. Eğer sizi aramadımsa yanımda olmanızın bana iyi gelmediğini düşüneceksin. Tamam. Ona saldırma. Bütün suçlu benim, tamam. Tamam teyze, konuşuruz sonra. Konuşacağız seninle. Kapının önünde bekleyelim mi seni? Tamam. Eğer iyi olacaksa senin için biz gidelim ama... Dilara, biz birbirimizden gidemeyiz. Dilara, biz aileyiz. Kendimden biliyorum. En çok yalnız kalmak istediğinde kovduklarına ihtiyaç duyarsın. Yazı beklerken bana Uğur getirmişti de. Bir telefon açsan yeter, tamam mı? Alo, ne yaptın rezervasyonu? Süper, tamam anlaştık. Sağ olasın. Fikret? Abi?
Hayrola? Ya Adem'in bir tane ilişkisi varmış galiba. Bizim kızlar biliyormuş. Dilara'ya söylememişler. Dilara da dışarıdan öğrenmiş falan filan işte. E'si işte öğrendiğinde böyle bir şeyler olmuş. Kriz falan geçirmiş. Neyse bir gece hastaneye kaldırmışlar. Nasıl, iyi mi? Var mı bir şey peki? Yani iyiymiş de işte bizimkileri yani Süreyya ile teyze odasına sokmuş da ona canı sıkkın. Çocuğun bir şey var mı? Adem nasıl? Adem perişan tabii ki yani. Çocuk iyi. Sen ne yapıyorsun bu saatlerde? Benim Nurgül abla bir şey soracaktım. Daha doğrusu Mustafa abiyle işim vardı, o yüzden. Bir saniye. İfrit. Anne. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun hanımım. Teşekkür. Afiyet olsun. Hanımım, bunları sizin odaya mı bırakalım yoksa? Evet, bizim odaya bırakalım. Nasıldı? Tatil. Balayı. Harika. Yani şansımıza o sırada kış kayak festivali de varmış. Ya görmeliydiniz yani. Her tarafta gençler, ateşler, fıkır fıkır herkes cıstık 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 böyle dans içerisinde. Yani bir dahaki sefer hep beraber gidelim. Böyle ailece kalabalık olursa çok daha fazla eğleniriz ya. Değil mi? Kısmet. Burada kalmanız beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Sizi burada bulmak benim için en büyük sevinç. Evet. Yani zaten. Söz konusu sensen. Gerisi de Ferdoğan. Evet. Emir çok... Çok mutlu oldu anne. Yani yine çok sevindi. İşte Osman'ın kalışına falan. Onun için iyi oldu, evet. Akşam için size ne hazırlayayım? Ne istersen yap. Benim esas istediklerim sofrada olduktan sonra. Benim şey biraz koyu olmuş değil mi? Onlar şey yapıyor bende. Sinir. Şimdi açayım geleyim. Senin neyin var? Vay arkadaş ya, nasıl sobelendiler öyle? Ya. Sen biliyor muydun bunların böyle erken geleceğini? Ayol herkesin evde olacağını bilsem kadına haber verirdim. Görmediğini şok içinde böyle kaldı kadın. Ayarlasan böyle kapıda pişti olmazlar ha, değil mi? Ay ama Mustafa, gördün değil mi hanımım nasıl mutlu? Boş ver gerisini. Yüzüne renk gelmiş değil mi? Beyim? Fikret? Nurgül ablaya ben düşünmüştüm ki hani bu akşam çocuklara belki sen bakarsın. Ama geleceklerinden haberim yoktu. Bakarız kuzum, biz bakarız. Siz gidin, planınızdan geri kalmayın, gidin. İyi, sağ ol. O zaman Mustafa abi, ben sana bir adres vereceğim. Sen iş çıkışında ipeyi alır oraya getirirsin, olur mu? Tabii, hiç merak etme. Ver oğlum, ben onun yenisini koyayım sana. Yok abla, yok. Ben zaten burada içeceğim çayı. Abim mi satacak, değil mi? Efendim? Yok bir şey, yok. Görüşmüyoruz ne zamandır, ne yapıyorsunuz? Dolma. Etli mi, zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı. Hayatım galiba senin telefonun şarjı bitiyor. Dur ben takıvereyim onu. Şarj... Şurada telefonda biliyorum. Siz dinleyin o zaman. Biz de zaten siz geldiğinizde gidiyorduk öyle. Evet. Akşama görüşeceğiz zaten. Biz işe de bayağı geç kaldık. Hadi evet. Hadi olsun. Hoşça kal anne.
Nazif arabayı getirir misin? Kızları ne yapacağız abi? Ne bileyim oğlum ya, ne bileyim. Ben Süreyya sakinleşene kadar konuşamam artık onunla. Ya bir kere denedim, başıma gelmeyen kalmadı. Bu Adem'i yediği nane de bana patladı. Nasıl yani? Bak oğlum, benim diyen bilgisayarda şu kadınlardaki database yok, yemin ederim. Biliyor musun? Oo, bravo Fikret Efendi, bravo. Ne güzel sıvışıyorsunuz, aferin, aferin. Güzel miymiş? Ha, hoşuna gitti mi? En azından ben seni tek bırakmadım. Yani golü attın, rahatladın mı bari? Rahatladım. Ya arkadaşlar, şaka maka. Garip bir chapter başlıyor. Ne yapacağız bir fikri olan var? Vallahi bilmiyorum abi. Bindik bir alamete işte, bakalım. Neyse bak, başının üstünde yerimiz varmış. Başın. Neyse tamam, sabah sabah delilenmeyelim. Nazif, benim arabayı da getirsene. Ya. Annem iyi geldi. Yani mutlu görünüyor. Böyle daraldığımız anda onun yüzüne bakıp derin bir nefes alacağız. Yani yapacak başka bir şey yok. Evet. Annemin mutluluğu önemli. Artık kızılcık şerbeti içtik diyeceğiz oğlum. Ne yapalım ya? Ben akşam yokum bu arada. Hayda. Nasıl yani? Ama geleceklerinden haberim yoktu. Ben planları ona göre yaptım. Ne yapayım? Hadi artık bir kahve de siz içersiniz. Aslanlar. Ah sana. Arkadaş ne kahveymiş be. Yeni takım da almışlar. Yeni takım da almışlar. Ya ya. Ay. Süreyya. Bu çerçevede olmayı hep hayal etmiştim. Ama bu arada da birlikte olacağımızı hiç düşünmemiştim. Aşağıda evde kimse yok. Kitaplığı getirdim ben de. İki dakika yüzünü göreyim ya. Bir gün bizi yakalayacaklar, ondan sonra da kesecekler. Tamam. Yapma böyle şeyler. Kalbim dayanmıyor gerçekten. Nasıl? Çok güzel bir şeymiş bu. Görünce tam Esmalık dedim. Aldım. Ben şimdilik buradayım. Bir gün inşallah yanında da olurum. Zaten biz anlatılmazız hatunum, yaşanırız. Size ne gerek var ha?
Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Burası mı? Çok güzel olmuş. Vallahi harika görünüyor. Sadece belki şu küçük bardakları kaldırmamız mümkün olur değil mi şuradakinde? Hatta ben vereyim. Bir de bu şeyin tuzun benim başka çeşidi var mı? Tamam, onu değiştiririz o zaman. Onun dışında çok güzel. Sağ olun. Mustafa, biz niye ters yöne gidiyoruz? Fikret Bey'imi de uğrayıp hemen alayım. O da yolumuzun üstünde ya. Onu aldıktan sonra sizi bırakırım diye düşündüm. Ama ben sana vaktim yok diyorum Mustafa abi. Önce beni bırakırsın, sonra gider Fikret'i alırsın. Tabii tabii, öyle de yaparız ama Fikret Bey'im de bilirsiniz şimdi kızı verir bana. Ya siz hiç merak etmeyin, ben sizi gideceğiniz yere hemen yetiştireceğim ya. Ne olacak benim? Yetiştiremezsin Mustafa abicim. Yelda'yla Buse'nin doğum günü var dersin. Ben şimdi Fikret'e mesaj atarım ben. Yelda? Liseden arkadaşım. Efendim Nurgül? Yok ben şey yapamam. Evet evet şey yapacağım da araba kullanıyorum şu anda. Şimdi sıkıntı olmasın bana. Tamam tamam, ben haber veririm sana. Tamam Nurgül, kapatıyorum ben. Hadi hadi hadi. Ben de yoldayım, geliyorum. Efendim? İpek, acil durum, hemen gelmen lazım. Ne oldu? Alex'in programında bir değişiklik olmuş, yarın gelemeyecekmiş. Akın da diyor ki mutlaka seninle de konuşmalıymışlar. Yani seninle tanışmak istiyorlar. Adam şimdi yoldan aradı. Yani son dakika gelişmesi, ne diyeceğimi bilemedim. Yani ilk günden bizim programımız sizinkinden daha önemli imajı vermeyelim diyorum ben. Ya Okan, ne yapsak, şey mi desen? Bir şehir dışında falan mı desen sen benim için acaba? Ya bir yarım saat, bir saat kızlardan izin istesen, hani idare etmezler mi? Tamam, ben geliyorum şimdi. Tamam, hadi görüşürüz. Of, Mustafa abi. Buyur İpek abi. Bu çekirgedeki büyük otel var ya. Evet. Oraya götürür müsün beni? Durum değişti. İyi de Fikret Bey'im ne olacak? Diyorum ya, Fikret'e ben haber vereceğim. Tamam İpek abi. Kızlar, ben gecikeceğim. İşle ilgili bir sorun çıktı. Siz başlayın, ben yetişirim. Sen niye yerinde değilsin baba bugün? Bugün biraz nüfusumuz düşük. Onun için hep beraber olalım diye. Osman amcam da mı gelmeyecek? Hepsi arazi oldu oğlum, hepsi. İhale bana kaldı. Şey, Osman amcanın işi varmış oğlum, o yüzden gelemiyor. Şimdi ben size ne diyeceğim? Dede mi? Ne istersen diyebilirsin. Garip diyebilirsin. Garip abi, garip amca, garip dede diyebilirsin. Ve dede en uygunu bence. Dede diyeyim. Çünkü başına garip ekleyince sanki siz bir garip oluyormuşsunuz gibi oluyor. İsim tamlaması gibi. Sanki garip bir dede evde dolaşıyor cümlesinde gibi. Ha, gül yabani gibi. Bu garip ismi de ben de çok çektim, biliyor musun? Şimdi Burcu abla benim halam mı oluyor? Baba, kız kardeşin mi oldu senin? Kardeş popülasyonu hızla artıyor oğlum. Evet. Yetmiyor döktüğüm ecel teri. Hadi oğlum, sen yemini soğutma. Sonra konuşuruz sen. Ne
Fikret Bey'im. Abi, hani İpek? O liseden arkadaşlarıyla buluşacakmış ya. Ben onun için sizi almaya geldim. Buyurun. Abi niye bana haber vermiyorsun? Ama İpek Hanım ben haber veririm deyince... ben de sizi almaya geldim burada bekletmeyeyim diye. Kusura bakmayın işte siz bir şey belli etmeyin dediniz ya. Ben aslında ona çok ısrar ettim. Fikret Bey'im bekliyordur dedim. Onu alalım öyle geçelim dedim. Yok sen önce beni bırak sonra onu alırsın dedi. O yüzden ben haber de veremedim size ya. Yok canım. Kız da haklı tabii. Çalışkın olmadığı için benim sürpriz yapacağımı böyle tahmin etmemiştir. Neyse. Ya Mustafa abi sen şey yapabilir misin? Konağa, taksiye dönebilir misin? Tabii beyim, tabii. O zaman ben arabayı alayım, gerisini ben hallederim. Tamam. Nereye bıraktın? O çekirgede büyük otel var ya hani arada bir Faruk Bey'imle gidiyorsunuz hani toplantı için falan. Tamam. Oraya bıraktım ben onu beyim. Ya beyim kusura bakma ne olur ya ben... bütün işi elime yüzüme bulaştırdım. Onu getiremedim. Size haber veremedim. Ne olur kusuruma bakmayın. Tamam. Yok bir şey daha gece uzun. Azimliyiz. Başaracağız. Sen şey yap. Buradaki Duygu Hanım var ya ona söyle geri geleceğimizi. Tamam hani tamam. Karşılasan mısın? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Vay be. Ortama bak ya. Şunun bir fotoğrafını çeksem de. Nurgül'e bir göstersene. Allah. Allah yıkılıyor ortama. Siz de burada çalıyorsunuz herhalde. Tamam. Ben bir Duygu Hanım'ı bulayım mı? Vay 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 vay. Yani böldüğüm için özür dileyecektim ama iyi ki bölmüşüm. Yani bir benimle konuşmak var bir de biz senin gibi güzellikle. Teşekkür ederim. Ben de iyi ki kızlarla çıkıyorum diye hazırlanmışım. Bu arada sana sevgilerini, saygılarını ilettiler. Eyvah. Demek ki gönlünü almam gereken çok fazla insan oldu. Benim için de sürpriz oldu. Yoksa keyfini bölmek asla istemezdim. Çok affedersin. Ama emin ol. Hemen bu işi paketleyip seni arkadaşlarının yanına göndereceğim. Ya tamam zaten sorun değil. Benim de artık yavaş yavaş işin böyle sürprizlerine alışmam gerekiyor değil mi yani? Bu arada geldiler mi? Eli kulağındadır. Aperatif şeyler alalım mı? Olur. Ne diyeceğim? Karıcığım, hadi seni kaçırmaya geldim. Yok öyle demeyeyim çünkü o zaman yanlış anlayabilir. Böyle sürprizler falan alışkın değil. Başka bir şey. O zaten şimdi soracak Fikret diyecek çocukları ne yaptın kime bıraktın. Ben diyeceğim her şeyi hallettim. Ama şey yapmam lazım böyle biraz daha şey bir giriş yani böyle daha romantik bir giriş yap. Yani daha şey ol böyle bir arkadaşlarının yanında hani böyle bir ne bileyim gururu okşansın falan böyle bir hoşuna gitsin. Tamam. Otel neredeydi ya? Bara geçelim mi? Daha rahat ederiz beklerken. Olur. Harika. Söz veriyorum seni zamanda yetiştireceğim. Merak etme. Buyurun. Teşekkür ederim. Böyle geçelim. Hanımefendiyi rahatlatacak bir şey hemen. Ne içersin? Soda limon. Soda limon bir tane de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir doğum günü organizasyonu olacaktı ama Ruf Bar'da mı, restoranda mı? Doğum günü organizasyonumuz yok ama bu akşam için. Aslı Yelda Tezer adındaydı. Bakarsanız. Ha,
zaman başkasının adına çünkü burada olacaktı biliyorum. Önce restorana bakın isterseniz o zaman. Yemekli gruplarımız var. Tamam. Teşekkürler. Hadi kızım biz başladık. Neredesin ya? Ben onlara bir sesli mesaj atayım mı ne dersin? Bir rahatlatayım onları. Buyurun. Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Ben Okan Korkmaz. Size şu anda toplantı mekanından sesleniyoruz Pika Hanım'la beraber. Benim bir hatam oldu. Bu akşam için sizlerden özür diliyoruz. Ama İpek Hanım'ı en kısa zamanda size göndereceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Teşekkürler, sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Tuzla buz gibi gibiyim doğru. Hem üzgün hem de ummanı doğru. Yerli yersiz dağların ardında seni orada buldum doğru. Bu bir yağmur mu? Gözsüz.